mutluluk konusunu daha bir imani perspektifle Allah Azze ve Celle'nin bu konuya değindiği, bize mutluluktan, sevinçten, hoşnutluktan, neşeden bahsettiği kişinin bu iyi hali diye hayatta hep peşini kovaladığımız ve kendimizi hep öyle hissetmek istediğimiz, eşliğinde mimiklerimizin, jestlerimizin, hareketlerimizin değiştiği, güldüğümüz, oynadığımız, heyecan duyduğumuz zaman dilimleri, bir de buna karşılık gelen daha makus, daha kötü, daha acıklı, daha hüzünlü, kişinin kendisini iyi hissetmediği, dolayısıyla da bir an önce çıkıp o halden kurtulmak istediği bir aralıkta gerçekleşiyor aslında duygu halimiz. Zaman zaman kötü tarafa doğru, zaman zaman iyi tarafa doğru, her ikisinde tattığımız bir yolculuk hayat. Hayatta Allah Azze ve Celle bize adeta bunları öğretiyor. Hüznün ne olduğunu, pişmanlığın ne olduğunu, kötü duyguların nasıl insanı yaktığını, içten içe yakalayıp bırakmadığını, kurtulmak istediğinde iç dünyada oluşan bir hapishane gibi kişiyi zapt ettiğini, uykusunu kaçırdığını, ama bundan çıkabilirsen adeta nefes almışçasına, rahatlamışçasına iyi hissetmenin kadrini, kıymetini o zaman anladığın, iyi, hoşnut, mutlu, her şeyin iyi gittiği, iyi şeylerin insanı mutlu kılmaya başladığı, dolayısıyla çevresel etkenlerle duygusal ilişki içerisinde olduğumuz bir hayat tecrübe ediyoruz. Allah Azze ve Celle demosunu bize yaşattığı bu hayatta bu tür duyguları da ve bu tür duygulara eşlik eden iyi ve kötü durumları da bize sürekli tecrübe ettiriyor. Bunların herhangi bir biçimiyle kalıcı bir hal almasının ne kadar feci olacağını hep öğrene duruyoruz. Yani kötü bir durumun, hüzünlü bir durumun, sıkıntılı bir durumun, hoş olmayan bir durumun bir insanı sürekli yakalayıp hiç bırakmamasının artık kişiyi yok olmaya, hiçbir şey hissetmemeye, onu bir çıkar yol sanmaya, kurtuluşu hiçlik olarak, yok oluş olarak görebilecek düzeyde boğabileceğini Allah Azze ve Celle hepsini hayat içerisinde bize tecrübe ettiriyor. O yüzden hüzünden, kederden bu hayatta öğrendiğimiz kadar hayattan çıkarken de ölüm anı geldiğinde de acaba nasıl bir meçhule doğru gidiyoruz? Nasıl sıkıntılar bizi bekliyor? Kaybedeceğimiz sevdiklerimiz, kaybedeceğimiz yerimiz, yurdumuz, bundan ötürü bize, üzerimize çökecek olan hüzün dalgası. Daha bunu iyi tecrübe etmiş ve öğrenmişken, hayattan ayrılmak üzereyken meleklerin o kişiyi eğer iyilerdense لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ bugün sizin için korku olmayacak. Korkmayın, ileride sizi sıkıntılı bir durum, hani meçhul bir yolculuğa girdiniz. İlk defa bu süreci yaşıyorsunuz, korkacağınız, başınıza gelecek can verme halinden tutun, can verme sonrası yaşayacağınız süreçte de korkutucu bir şey yok ama lekum, sizin için yok. Çünkü siz iyi yaşadınız, Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı bir hayat ortaya çıkardınız. İlk kendilerine meleklerin gördüğü zaman söyledikleri şey, korkacağınız bir şey yok. Korkuya dair ilerisinde, birazdan öleceğim, korkuya dair ilerisinde bir şey olmayacağından ötürü rahatlatılan iyi kimse, bu sefer geride bırakacaklarının hüznüyle sarsılır. Etrafında onun ayrılışından ötürü kederli bulunan ailesi, sevdikleri, o ölmek üzere. Cenab-ı Hak siz onun etrafındasınız dedi. وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ biz ona sizden daha yakınız
Kişi ölmek üzere, etrafını sarmışız, çaresiz. Hel min rak, var mı bir şifa verebilecek doktor? Etrafta uğraşıyorsunuz ama süreç artık geri dönülmez bir hal almış. Her kişinin başına gelen, onun da başına gelmek üzere ama o kendi boyutunda girişmek üzere olduğu bu yolculukta eğer iyilerdense rahatlatılır. Korkacağın bir şey yok. Senin korkacağın bir şey yok. Senin için korkulacak bir durum yok. Korkudan emin kılınınca, bakınız hep biz duygularımızla yaşıyoruz. Hatta duygularımızla da ölüyoruz. Yani etraftaki ortamda değişkenler, rüzgar esmiş, yel esmiş, hava iyi olmuş, hava kötü olmuş. Bunların hep bizdeki duygusal karşılıkları esas olan. Çünkü biz onlar ile hoşnutluğu yahut hoşnutsuzluğu yaşıyoruz. Onlar sadece birer sebep ve etkileyici, tetikleyici faktör. Allah Azze ve Celle bizi bunlarla mutlu etmeyi de, bunlarla nasıl üzülebileceğimizi de, nasıl gülebileceğimizi de hepsini bu hayatta bize tecrübe etti ki kendi seçimimizi yapalım. Kalıcı hayatımızda, enneş'atul uhra dediği ikinci inşamızda, ki şimdi biz birinci inşanın, birinci yaratılışın içerisindeyiz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى İlk inşanızı bildiniz. Hayat nedir bildiniz, gülmek nedir bildiniz, sevmek nedir bildiniz, keyiflenmek nedir, eğlenmek nedir bildiniz, tersine üzülmek nedir, kederlenmek nedir, sıkıntı çekmek nedir bildiniz. Hayatın nice bir şey olduğunu, ne idüğünü öğrendiniz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى Şimdi buradan öğüt alıp diğer yaşamınızda enneş'atul uhra ilkini var ettiğine göre bunu ispatlamış bulunan kudretin ikincisini kalıcı bir şekilde sizler için hazırladığı sürece dair bir ön deneyim içerisindesiniz. Dolayısıyla buradan öğrendiklerimizle sonrasına dair bilgiler ediniyoruz. Demek böyle mutlu olunur. Hiç hayat tecrübemiz olmasaydı mutluluk vaadinin kendisi bile teorik kalırdı. Mutluluk demek nasıl bir şey? Üzülmek demek nasıl bir şey? Farkı nedir? Nasıl hissettirir? Bunların şu an içerisindeyiz. Beşer olmayan, biz gibi olmayan bir varlığın dıştan bakan yüzüyle yaşanan hadiseler, sevgi bilmezse, ilgi bilmezse, ünsiyet bilmezse, bir terminaldeki ayrılığın ne anlama geldiğini kestiremeyebilir. Orada neden hüzünleniyorlar bilemeyebilir. Özlem nedir, keder nedir, keyif nedir, mal ele geçince, kaybedilince bunların hepsini hayatın içerisinde ola gelen hadiseler gibi içinde olmayınca bu duygular eşliğinde bunları yaşamayınca bilmez. O yüzden bu yaşadığımız bir demo versiyonuyla hayatın bütün renklerini öğrendiğimiz bir süreç. Bunun içerisinde en önemli öğrenmemiz gereken ve öteye dair bizi en çok motive edecek olan şey mutluluktur. Çünkü bunun peşini kovalıyoruz. Bunun kıymetini, değerini bilirsek bunun kalıcı, bunu kalıcı olarak elde etmenin ardına düşeriz. O yüzden mutluluk öğrenilesi bu hayatın en önemli değeridir, en önemli tecrübesidir, en önemli kodudur. Hoşnutluk, mutluluk, keyif hali, kişinin mesrur olması, sa'id olması bunları Allah Azze ve Celle tattırdı ki kıymetini bilip sonsuz olanının ardına düşelim ve gereklerini yerine getirelim.